Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Wish Upon 7 Dilek adlı bir dram fantastik korku filmini anlatacağım. Videonun spoiler içeriğini unutmayın. Eğer videolarımızdan zevk alıyorsanız abone olarak kanalın büyümesine yardım edin. Teşekkürler. Joe adında bir kadın çöpe bir şey atar. Kızı Claire yolun aşağısındaki bir yuvaya bakmaya gider. 30 saniye bisiklet sürdükten sonra yeterince egzersiz yaptığına karar verir ve eve gider. Claire eve geldiğinde annesinin yukarıda hıçkırarak ağladığını duyar. Tavan arasına bakınca annesinin kendisini astığını görür. Claire uyanır. Gördüklerimiz rüyasında yeniden yaşadığı eski bir anıdır. Max adındaki köpek hala Claire'in yanındadır. Claire'in babası Jonathan, Carl'la bir arabaya biner. Claire okula hazırlanır ve bisiklete biner. Amcasının gazetesini almak için bisikletiyle yolun ortasında dönmeye çalışırken, liseden tanıdığı zorbalar pahalı arabalarıyla neredeyse ona çarparlar. Claire bisikletten düşer ama en azından amcası gazeteyi almak için bir adım fazla atmak zorunda kalmamıştır. Claire okula gider, babası ve Carl'ın çöp tenekesine daldığını görür. Claire bunu okulda yapmamalarını ister çünkü bu onun için utanç vericidir. Jonathan ve Carl giderler. Claire'in en iyi arkadaşları June ve Meredith'le tanıştığımız bir sahneye geçeriz. Claire ve June el yapımı bir afişe asmaya çalışırken bir erkek gelir ve afişin bir fotoğrafını çeker. Çünkü erkekler lisede böyle davranır. Eskiden Darcy adındaki kabadayı kötü adamların kim olduğunu %100 anlamamız için afişe kahve döker. Claire daha sonra Ryan'ın el yapımı afişine iltifat ettiğini gördüğümüz Çince dersine katılır. Ancak Claire zorbalık yapan kızlardan birinin erkek arkadaşı Paul'a aşıktır. Jonathan çöp tenekesine daldığı sırada tuhaf bir kutu bulur. Öğle yemeği yerken Darcy, Laura, Paul ve Tyler Clara ile durduk yere kavga eder. Claire ayağa kalkar ve Darcy'ye smegma diyerek herkesi güldürür. Darcy sözlü tartışma yerine şiddeti seçer ve Claire'a vurur. Claire de onun sırtına vurur ve kavga ederler. Claire komşusu Bayan DeLuca'yı ziyaret eder ve erkekler hakkında konuşurlar. Jonathan daha önce bulduğu kutuyu Claire'a verir. Kutunun üzerinde Çince yazılar vardır ama Claire sadece iki kelimesini okuyabilir. Dilek ve yedi. Darcy intikam almak için Jonathan'ın çöp tenekesini dalışını çöp baba hashtag ile paylaşır. Claire ne dediğine dikkat etmeden keşke Darcy çürüs eder. Geceleyin kutu açılır ve ürpertici bir şarkı çalmaya başlar. Ancak hemen sonra kapanır. Sabah Darcy uyanır ve bacağının kurdeşen ve kangren olduğunu görür. Meredith Darcy'nin resmini Claire'a gösterir ve Claire ne olduğunu anlasa da bu konuda pek endişelenmez. Okuldan sonra köpeğini evin altında ölü bulur. Kutunun bir fotoğrafını Çinli öğretmenine gösterir ancak öğretmen ona karakterlerin çoğunun eski Çince yazılmış olduğunu, bu yüzden bir uzman bulması gerektiğini söyler. Ryan sohbete kulak misafiri olur ve Claire'a kuzeninin ona yardım edebileceğini söyler. Claire köpeği Max'in yasını tutar ama Paul'a olan sevgisini bir kenara bırakamaz ve Paul'un ona aşık olmasını diler. Ertesi gün Paul yanına gelir. O sırada August amcanın küvetinde kaydığını ve kafasını çarptığını görürüz. Claire eve geldiğinde amcasıyla ilgili haberleri duyar ve tüm bu garipliklerin sebebini anlamaya çalışır. Jonathan Claire'a vasiyette adlarının geçmeyeceğine emin olduğunu söyler. Jonathan ve Claire, Jonathan'ın evde çok fazla şey bulundurmasıyla ilgili bir tartışmaya girerler. İki kez yapmasına rağmen Claire, dileklerinin bedelini fark etmez ve August amcanın ona her şeyi bırakmasını diler. Ertesi sabah Jonathan, August amcanın her şeyini Claire'a bıraktığına dair bir telefon alır. Bayan DeLuca, August amcanın malikanesine taşınmadan önce Claire'ı tebrik eder. Claire ve kızlar paranın tadını çıkarmak için alışverişe çıkarlar. Bayan DeLuca akşam yemeği hazırlarken çöp öğütücüsü bozulur. Ellerini içine koyduğu sırada saçları makineye takılır ve boynu kırılır. Bütün bunlar olurken Claire kutunun açıldığını ve bir melodi çaldığını görür. Jonathan ve Claire duygusal bir an yaşarlar ve Claire'in annesi hakkında konuşurlar. Claire kutuyla ilgili bir kabus görür ve uyandığında yatak odasının dışında bir adam vardır. Dışarı koşar ama kimseyi göremez. Ertesi gün okulda Paul'un Lola'dan ayrıldığını görür. Paul onu terk eder etmez Claire'in yanına gelir ve çıkma teklifi eder. Claire Ryan'a çevirinin fiyatını sorar. Ryan kuzeni Gina'yı ziyaret eder. Gina onlara kutunun sahibine 7 dilek hakkı vereceğini söyler. Ancak sahibi kutuyu satar veya terk ederse dilekler geri alınır. Kutunun üzerinde bir de isim vardır. Lou May. İnternette bu ismi araştırırlar. Lou May 1910'da ailesinin katillerinden intikam almak için kutuyu lanetlemiştir. Zengin olmuş ve düşmanları yok olmuştur ancak 1922'de intihar nedeniyle ölmüştür. Eve dönerken Claire babasının hala Carl'la birlikte çöp tenekesine daldığını görür. Jonathan Claire'a Carl'la takılmayı sevdiğini söyler. Claire hala bunu yaptığı için ona kızar. Claire eve döner, kutuyu çıkarır ve her sorumlu genç yetişkinin yapacağı gibi kutudan babasını cool yapmasını ister. Gina kutunun başka bir çevirisini e-postayla aldığında elektrik kesilir. Telefonda servis yoktur. Kutu çalmaya başlar ve Claire'in babasının saksofon çaldığını görürüz. Gina Ryan'ı arayıp çeviriyi anlatmaya çalışır ama Ryan telefonu açmaz. Gina daha sonra bir halıya takılıp düşer ve bir heykel başına saplanır.
Ryan ertesi gün Gina'yı ziyaret eder ve Gina'nın cesedini görür. Ryan Claire'a kutuyu sorar ve Claire kutunun her dilek dilendiğinde birilerini öldürdüğünü söyler. Ryan ona henüz dilek dileyip dilemediğini sorar. Claire neden bahsettiğini bilmiyormuş gibi yaparak ona yalan söyler. Claire Paul için arkadaşlarını eker, sonra eve döner. Sorumsuz dilekleriyle kaç kişinin hayatını kaybettiğini düşünüp şok olur. Bir sonraki dileğin insanların hayatlarını değiştirebilecek önemli bir şey olması gerektiğini düşünür. Bu yüzden okuldaki en popüler kız olmak ister. Paul Claire'ı bir partiye davet eder ve o da mutlulukla kabul eder. Herkes Claire'ın dünyadaki en havalı kişi olduğunu düşünüyordur artık. Paul eve gitmeden Claire'ı öper. Claire gecenin bir yarısı uyanır ve tekrar birini görür. Pencereden ona kimin baktığını görmek için dışarıya çıkar. Claire müzik kutusu yüzünden birinin onu takip ettiğini düşünür. Bu yüzden kutuyu saklar. Claire Bayan DeLuca'yı ziyaret eder ve cesedini bulur. Claire üzülür ve eski arkadaşlarıyla konuşmaya çalışır. Onları evine davet eder ve müzik kutusunun nasıl çalıştığını anlatır. Meredith Claire'e dileklerini ne kadar çocukça kullandığını söyler. June ve Meredith insanların öleceğini bildiği halde kutuyu sakladığı ve dilek dilediği için ona psikopat der. Claire bir partiye gider. Meredith ve June ona kutuyu atıp atmadığını sorar. Attım diyerek yalan söyler. Claire penceresindeki kişinin Paul olduğunu öğrenir. Kutu müzik çalmaya başladığı sırada Paul'dan ayrılır. Claire June'a kutunun hala onda olduğunu itiraf eder. Meredith'in bindiği asansör çalışmayı bırakıp düşer. June Claire'a her şeyin onun suçu olduğunu söyler. Ryan Claire'a kutunun önceki sahiplerini gösterir. Kutunun önceki tüm sahipleri başarılı olmuştur. Ancak şansları döndükten kısa bir süre sonra etrafındaki herkes ölmüştür ve sonunda intihar etmişlerdir. Ryan Claire'a 7 dilekten sonra iblisin onların ruhlarını nihai bir bedel olarak talep ettiğini söyler. Claire, Ryan'a şimdiden 5 kez dilek dilediğini söyler ve böylece sonuçlara vardığını bilmediği konusunda tekrar yalan söyler. Ryan ve Claire kutuyu yok etmeye çalışır ama bu imkansızdır. Claire kutuyu saklar ve yatar. Claire gece uyanır, Paul yanı başındadır. Claire'siz yaşamak istemediği için bileklerini kesiyordur. Sabah ambulans Paul'u alır. Claire ve Ryan kutunun kaybolduğunu görür. Kapı zili çalar ve Amerikalıların en büyük korkusu kapıdadır. İç gelir servisi. August amca 10 yıldır vergisini ödememiştir. Bu yüzden Claire ve Jonathan taşınmak ve serveti geride bırakmak zorundadır. Claire popüler olmadığı ve fakir olduğu günlük hayatına geri döner. Claire, June'un dolabındaki müzik kutusunu görür. June muhtemelen Paul'un geldiği gece kutuyu çalmıştır. Claire kutu için savaşır ve June merdivenlerden düşer. Claire, Yüzüklerin Efendisi'nde olmadığını unutur ve Ryan'ın değerli kutusunu tutmasına izin vermezse ona karşı bir dilek tutmakla tehdit eder. Claire günden güne aklını kaybeder ve en sonunda keşke annem hiç intihar etmeseydi diye diler. Annesi Claire'ın kardeşleri ve Jonathan'la birlikte onun doğum gününü kutlamaya gelir. Claire tavan arasındaki resimlere bakarken annesinin de kutu yüzünden intihar ettiğini fark eder. Kutu müzik çalmaya başlar ve dalları keserken Jonathan'ın Carl için merdiveni tuttuğunu görürüz. Claire dışarı çıkıp babasını uyarmaya çalışır ama artık çok geçtir. Testere düşer ve Jonathan'ın kafasını keser. Claire üst kata koşar ve 7. dileğini kullanır. Kutudan onu babasının bulduğu sabaha geri götürmesini ister. Sabah Max ile birlikte yatağında uyanır. Claire Jonathan'dan çöp tenekesine dalmasına izin vermesini ister. Kutuyu bulur ve çantasına koyar. Claire daha sonra okula gider ve Ryan ile konuşur. Ryan'dan çantasını gömmesini ve asla açmamasını ister. Ryan'ı öper ve uzaklaşırken Darcy arabasıyla ona çarpar. Döngü tamamlanmıştır, kutu ruhunu almıştır. Film bitmeden hemen önce Ryan'ın bir çukur kazdığını görürüz. Ancak çantayı çukura atmak yerine çantasından kutuyu çıkarır ve tereddüt eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı düşünün.